Arkadaşlar hoş geldiniz. Öncelikle basın mensubu arkadaşlar. Teşekkürler. Kurum temsilcilerimiz. Kaç kişi oldu? Tamam, herkes aldı. Evet. Hı. Tamam mıyız? Tamamız başkanım. Yani, herkes girebilir mi? Evet, yani gelen herkesi aldım. Şey dedim mi? Gamze dedim mi? Şimdi yani kontrol edelim, cevap yazarsınız. Arkadaşlar hazır mıyız? Basın emeklisi arkadaşlar özellikle. Sesimiz geliyor mu? Seste bir problem var mı? Yok. Tamam, hazırsak o zaman başlayabiliriz değil mi başkanlar? Tamam. Evet değerli basın emeklisi arkadaşlar. 2021 Mayıs'ına sayılı günler kala 2021 Mayıs ile ilgili DİSK, KESK, TMOB ve Türk Tabipleri Birliği ve bütün 1 Mayıs bileşenleriyle birlikte 1 Mayıs'la ilgili programımızı sizlerle paylaşmak için yine telekonferans yoluyla bir basın toplantısında bir aradayız. Bu zor günlerde 1 Mayıs'ı örgütlemenin daha önemli ve anlamlı olduğu ama bir o kadar da zorluklarla yürüttüğümüz bu süreçte dayanışmanız için ve bu basın toplantımıza katıldığınız için öncelikle bütün kurumlarımız adına teşekkür etmek istiyorum. Ortak bir metnimiz var. Onu sizlerle ben paylaşacağım biz genel merkezinden. Aynı zamanda diğer kurumlarımızın, TMOB'un, TTB'nin, KESK'in genel başkanları, yöneticileri, sendika yöneticisi arkadaşlarımız ve diğer kurum temsilcilerimiz. 100 kişilik bir kotamız olduğu için sığabildiğimiz kadarıyla buradayız. Aynı zamanda canlı yayınla da bu basın toplantısı en geniş işçi sınıfına ulaştırmak için bir canlı yayına da devam edecek. Evet, basın metnini sizlerle paylaşmak istiyorum. Emek ve bilimle kurulacak yeni bir toplumsal düzen için yaşasın 1 Mayıs diyoruz. İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs bu sene COVID-19 koşullarında kutlanacak. Tarihte ilk kez 1 Mayıs'ta dünya işçi sınıfı büyük kitleler halinde kentlerin merkezi meydanlarında buluşamayacak. Ancak bu koşullara rağmen Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun ilan ettiği insan onuruna yaraşır bir iş ve gelir ve sosyal güvenlik talepleriyle dünya emekçileri tek ses, tek yürek olacak. 1 Mayıs 2020'de dünyanın dört bir yanı insanlığın ortak umutlarını ifade eden işçi sınıfının büyük meydanlarda olmasa da evlerinde, iş yerlerinde, belirli sembolik merkezlerde dünyanın bu düzeninin değişmesi gerektiğine dair iradesine tanıklık edecek. Evet, yeni bir toplumsal düzen şart. Çünkü neoliberal kapitalizm ülkemizi ve dünyamızı göz göre göre büyük bir felakete sürüklüyor. Bu düzen on yıllardır dünya halklarına sınırsız bir emek ve doğa sömürüsü, savaşlar, ekonomik krizler, artan eşitsizlikler, yoksulluk ve işsizlik dışında hiçbir şey sunmuyordu. Covid-19 salgını düzenin nasıl çürüdüğünü ve çöktüğünü en açık haliyle gösterdi. Bu düzen salgına karşı işçileri, emekçileri, yoksulları ve ezilenlerin sağlığını, işini ve geçimini koruyamadı. Aksine sermayenin ve patronların çıkarları için akıl, bilim ve milyonların sağlığı yok sayıldı.
Dünyanın dört bir yanında ve ülkemizde sermaye ve iktidarlar temel hak ve özgürlükleri hedef alarak halkın düzene karşı tepkilerini ve siyasi muhaliflerini daha fazla baskı altına alarak demokrasiyi yok ederek otoriter rejimleri sağlamlaştırarak salgını fırsata çeviriyor. Kapitalizm ülkemizde de en vahşi haliyle hüküm sürüyor. İşçilerin ölümü pahasına çarklar dönecek ısrarıyla virüs iş yerlerinden, toplu taşıma araçlarından evlerimize ve topluma taşınıyor. Aklın ve bilimin söyledikleri değil, bir avuç patronun çıkarları için tüm toplum tehlikeye atılıyor. Virüs sadece hafta sonu yayılıyormuş gibi hafta içi işe gitme mecburiyeti getirenler, hafta sonu da işçileri çalıştırmak için akla zarar kararlara imza atıyorlar. Açılan paketlerde işverenlere her türlü destek ve hatta ücretsiz izin dayatma hakkı bile var. Ama işçi yok, işsiz yok, emekçi yok, emekli yok, küçük esnaf yok, çiftçi yok, kadın yok, çocuk yok. Salgının yarattığı ağır ekonomik sonuçlar karşısında milyonlarca işçi, emekçi, işsiz, emekli, küçük esnaf değil, bir avuç şirket korunuyor. İşverenler ve müteahhitler için milyonluk paketler açıklanırken, AKP'nin yasa değişikliğiyle ücretsiz izin dayatılan işçiler 1168 lirayla yaşamaya mahkum ediliyor. Milyonlarca insanın işinden olduğu bir dönemde KDV'li yüksek faturalar hane bütçelerini sarsmaya, bankalar tüketici kredilerinden ve kredi kartlarından tıkır tıkır faiz almaya devam ediyor. Özel hastaneler kamu hizmetine sunularak tüm halkın sağlığı için devlet güvencesi sağlanmıyor. Zorunlu işlerde çalışan hekimlerin, sağlık ve belediye çalışanlarının, PTT ve kargo çalışanlarının sesine ve taleplerine kulak verilmiyor. Marketlerden inşaatlara, fabrikalardan madenlere üretim zorlaması can alıyor. Evde çalışmaya başlayan emekçiler için mesai hiç bitmiyor, 24 saate yayılıyor. Çocukların ve aile büyüklerinin evde kalmasıyla kadınların omuzlarındaki yük artıyor. Evde şiddet haberleri giderek daha fazla ağırlaşıyor. İktidar bu ağır koşullarda yaşamda kalmaya çalışan halkın sağlığını, işini ve geçimini güvence altına almazken bir avuç patronun bir dediğini iki etmiyor. Bu düzenin çarkları neşesi yerinde bir avuç ayrıcalıklı elit için dönüyor. Onların vergileri indiriliyor, onların kredileri gevşetiliyor, onların yağma projeleri için ihaleler sürüyor, onların köprülerine, yollarına hiç geçmesek de milyon dolarlar akıtılıyor. Doğamız, su kaynaklarımız, tarım alanlarımız salgın fırsatçılığı ile ranta ve talana açılıyor. Bu yağma ve sömürü düzeninin sahipleri bir avuç patrona hizmet ederken sadece on milyonlarca emekçiyi ve ailelerini değil, ülkemizin geleceğini de tehlikeye atıyor. Salgınla uğraşması gerekenler, halka hizmet götürmek isteyen belediyeleri engellemekle, seçilmişlerin yerine kayyum atamakla, beğenmedikleri haberleri yapan gazetecileri tutuklamakla, kendini eleştiren tweet atanların peşine düşmekle meşgul. Covid-19 salgını hepimize göstermiştir ki, bu düzenin sahibi bir avuç ayrıcalıklı kesimle Türkiye nüfusunun %99'unun çıkarları aynı değildir. Covid-19 salgını süresince halkın sağlığını, işini ve aşını korumak için alınması gereken önlemler bellidir. 1. Temel, zorunlu ve acil mal ve hizmet üreten işler dışında bütün işlerde salgın süresince çalışma acilen durdurulmalıdır. 2. Salgın süresince işten çıkarmalar gerçek anlamda yasaklanmalı, ücretsiz izin dayatmasından vazgeçilmeli, çalışanlara ücretli izin verilmeli, işsizler için koşulsuz işsizlik maaşı ödenmeli ve kredi kartı borçları faiz işletilmeden ertelenmeli, elektrik, su, doğalgaz ve iletişim faturaları salgın riski boyunca devlet tarafından karşılanmalıdır. Bu süreçte özel sağlık kuruluşları kamu kontrolüne geçirilmeli, yurttaşların sağlık hizmetlerine erişimi istisnasız ve ön koşulsuz bütünüyle parasız olmalıdır. Salgınla mücadelede koordinasyonda katı bir disiplin uygulanmalı, bilimsel yaklaşım ve bilgi paylaşımında açık ve şeffaf olunmalıdır.
COVID-19 testleri konusunda bilimsel, yaygın, hakkaniyetli ve sonuçların hızla açıklandığı bir işleyiş hakim kılınmalıdır. Yerel yönetim kuruluşlarının, sağlık, emek ve meslek örgütlerinin de temsil edildiği bütünlüklü bir kurul oluşturulmalıdır. Bu kurul tüm süreci halkın sağlığını ve kamunun çıkarlarını önceleyecek biçimde şeffaf bir şekilde yürütmelidir. Başta hekimler, sağlık ve belediye çalışanları olmak üzere tüm zorunlu işlerde koruyucu ekipman başta olmak üzere bütün eksiklikler giderilmeli, herhangi bir aksama yaşanmayacağına dair güven verilmeli ve bu işlerde çalışan herkes düzenli olarak testten geçirilmelidir. Salgın dönemlerinde dezavantajlı kesimler olarak kabul edilen, hiçbir geliri ve birikimi olmayan yoksullar, EYT'liler, göçmenler ve tutuklu hükümlüler, insan tutuklu ve hükümlüler için yaşamlarını ve sağlıklarını koruyacak fiili ve yasal düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Tüm kadınlara iş ve gelir güvencesi sağlanmalı, artan şiddete karşı İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa etkin bir biçimde uygulanmalıdır. Bu temel talepler 7 acil önlem başlığı altında biliyorsunuz DİSK, KESK, TMOB ve TTB tarafından imzaya açtığımız onlarca yüzlerce kurum ve kişi tarafından da paylaşılan ortak bir iradeyi temsil etmektedir. Aklın ve bilimin emrettiği bu önlemler ne yazık ki büyük ölçüde alınmamaktadır. Çünkü ülkeyi yönetenler yandaş patronları beslemeye ve siyasi rekabete odaklanmıştır. Halkın sağlığını, işini ve geçimini güvence altına almayan, alamayan iktidar siyasi sorumluluğu üstlenerek hesap vermeli ve ilk adım olarak Sağlık, İçişleri ve Ekonomi Bakanları istifa etmelidir. Bu düzen sağlığa zararlıdır. Bugün dünyanın da memleketin de sağlığı ve geleceği yeni bir toplumsal düzenin kurulmasına bağlıdır. Sermaye değil, halk egemenliğini esas alan, sömürüye karşı emeğin haklarını koruyan, toplumsal zenginliğe el koyan %1'in değil, toplumun yararını esas alan yeni bir toplumsal düzenin kurulması şarttır. İnsan onuruna yaraşır bir iş ve ücret, kamusal sosyal güvenlik ve sendikal hakların eksiksiz güvence altına alındığı yeni bir toplumsal düzen istiyoruz. Demokrasinin ve ifade özgürlüğünün tahrip edilmediği yeni bir toplumsal düzen istiyoruz. Her türlü ayrımcılığa, cinsiyetçiliğe ve ötekileştirmeye karşı eşit yurttaşlığın, yurtta, bölgede ve dünyada barışın benimsendiği yeni bir toplumsal düzen istiyoruz. Halkın sağlığının, işinin ve geçiminin güvence altında olduğu yeni bir toplumsal düzen için 1 Mayıs'ta sesimizi yükseltiyoruz. 2021 Mayıs'ına kadar tüm meydanları, caddeleri, sokakları 1 Mayıs taleplerimizle donatacak, ses ve görüntü araçlarıyla 1 Mayıs coşkusunu meydanlara taşıyacağız. Sendikalarımızın, evlerimizin ve iş yerlerimizin sokaklara dönük yüzünü taleplerimizi ifade eden pankartlarla, afişlerle donatacağız. 1 Mayıs 1977'de Taksim'de yitirdiğimiz mücadele arkadaşlarımızı Kazancı yokuşunda anacağız, anmalarımızı gerçekleştireceğiz. 1 Mayıs günü bulunduğumuz her yerden, balkonlardan, pencerelerden 1 Mayıs marşını okuyacak, pankartlarımızı asacak, balonlarımızı uçuracak ve yeni bir toplumsal düzen için aynı anda tüm Türkiye'den ses vereceğiz. Yine 1 Mayıs günü sosyal medya araçları üzerinden yayınlanacak 1 Mayıs mitinglerinde buluşacağız. Birliğimizi, mücadelemizi ve dayanışmamızı tüm gücümüzle bulunduğumuz her yerden göstereceğiz. Yeni bir toplumsal düzeni biz kuracağız. Yeni bir toplumsal düzeni emek ve bilimle kuracağız. Yaşasın işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü. Yaşasın 1 Mayıs diyoruz. Evet değerli arkadaşlar, basın açıklaması metnimiz böyle. Basın emekçisi arkadaşlarımızın varsa sorularını alabiliriz. Diğer başkanlarımız da buradalar. Hep birlikte yanıtlamaya çalışalım. 1 Mayıs'la ilgili bu koşullarda, pandemi koşullarında önümüzdeki döneme dair bakış açımız, taleplerimiz, çerçevemiz ve 1 Mayıs programımız
En kaba biçimiyle böyle. Bundan sonraki süreçte de yine netleştikçe programı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Merhaba, Fırat Turgut, Evrensel Gazetesi. Merhaba, buyurun. Arzu Başkan, şöyle bir sorum olacak benim. Bu süreçte 1 Mayıs'la ilgili diğer işçi ve kamu emekçileri konfederasyonlarıyla ortak bir tutum alınması için bir görüşme yapıldı mı? Yapıldıysa nasıl yanıt verildi? Teşekkürler. Ben çok kısaca yanıt vereyim. Biz DİSK olarak İşçi Sendikaları Konfederasyonları Türk İş'le bir görüşme gerçekleştirdik. Ancak bu koşullarda bu yıl bir ortak 1 Mayıs kutlamasının olanaklarının olmadığı görünüş oldu. Ama ümit ediyorum ki önümüzdeki yıl 2021 1 Mayıs'ını bütün emek ve meslek örgütleri ve bütün demokrasi güçleri olarak hep birlikte gerçekleştirebiliriz. Başka soru var mı arkadaşlar acaba? Evet. Merhaba, şunu sormak istiyorum Arzu Hanım. Az evvel açıklamanızda dediniz ki sosyal medya üzerinden yapacağımız mitingler ya da yapılacak mitingler yayınlanacak dediniz. Bu mitingler nerede, nasıl gerçekleştirilecek, buna ilişkin bir planlama var mı? Bunlar aslında hem Dünya Sendikal Hareketi'nin hem de bizim Türkiye'de yapacağımız sanal ortamdaki buluşmalar esas olarak olacak. Dün ETUK, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'nun genişletilmiş yönetim kurulu toplantısı vardı. KESK'le birlikte Türkiye'den biz o toplantıya da katıldık. Özellikle Avrupa sendikalarıyla salgından en fazla etkilenen İtalya ve İspanya'dan kuzey ülkelerine kadar bütün Avrupa sendikalarıyla hem salgınla ilgili hem 1 Mayıs'la ilgili görüşmeler gerçekleştirdik. ETUK ve İTÜK'ün bu anlamda sanal ortamda çeşitli buluşmaları ve sanal işte 1 Mayıs kutlamaları olacak. Bunları yine paylaşacağız. Aynı zamanda da bizler bütün 1 Mayıs bileşenleriyle birlikte sosyal medyada sanal ortamda yapılacak, yani sembolik anmalar ve kutlamaların ötesinde yapılacak buluşmaları da organize edeceğiz. Bunun saatini ve organizasyonunu da süreç içerisinde sizlerle paylaşacağız. Başka söz isteyen var mı acaba? Bir soru soracağım da sesim alınıyor mu şu an? Evet, geliyor sesiniz. Merhabalar, Özgür Gelecek Gazetesi'nden Taylan. Başkan, ben şeyi sormak istiyorum. 1 Mayıs'a kadar sesimizi yükseltiyoruz, sokakları afişlerle donatacağız dediniz. Bu süreç ne zaman başlayacak? İlk sorum. İkinci sorum da bu süreçte kimlerle beraber? DİSK, TMOK, TTB mi yoksa diğer devrimci demokrat sosyalist kurumlarda dahil olduğu bir meselesi mi var? Hep birlikte mi yapılacak? Teşekkürler. Koşulları hepimiz biliyoruz. Bugün bu basın toplantısını bugüne biraz aslında hızlı bir biçimde organize etmemizin nedeni de önümüzde 4 günlük yine bir sokağa çıkma yasağının olduğu bir süreç olması. Dolayısıyla fiili olarak pazartesi gününden itibaren çalışmalar başlamış olacak. Ama bu 4 gün boyunca da hazırlıklarımızı yapacağız. Sosyal medya üzerinden belki bir takım etkinlikler yapılabilir bu koşullarda. Ama pazartesiden itibaren 1 Mayıs gününe kadar, altında tekrar çizmiş olayım, bir hafta boyunca bir emek haftası olarak düşünüyoruz. Ve pazartesiden cumaya kadar bu koşullar izin verdiği ölçüde en geniş katılımlı 1 Mayıs etkinlikleri düzenleyeceğiz. Bunun içerisinde işte iş çalışan iş yerlerinden, arkadaşlarımızın mesajlarından, işte sanatçılara, aydınlara kadar, belki küçük işte video paylaşımlarından, kısa filmler gösterimlerine kadar bir dizi etkinlik olacak. Ve bunu tabii biz 4 örgüt olarak DİSK, TMOK Türk Tabipleri Birliği olarak merkezindeyiz. Ama her yıl olduğu gibi 1 Mayıs'ı birlikte örgütlediğimiz bütün demokrasi güçleriyle, siyasi partilerden demokratik kitle örgütlerine, kadın örgütlerinden gençlik örgütlerine kadar toplumun bütün demokrasi güçleriyle ortak bir biçimde örgütlüyoruz. Dün zaten oldukça geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirdik ve o toplantıdaki öneriler ve tartışmalar doğrultusunda bir ortak iradeyle bugün sizlerin karşısındayız.
Diğer kurum başkanlarımızdan da söz almak isteyen varsa arkadaşlar eksik bırakmayayım ben. Merhaba, duyuluyor mu sesim? Evet, buyurun. Kızıl Bayrak Gazetesi'nden soracağım. Şu anda zaten sorun zorunlu olmayan alanlarda ve zorunlu olan alanlarda üretim devam ediyor. Üretim alanlarında 1 Mayıs'ın kapanmasına dönük bir planınız var mı? Teşekkürler. Şimdi her sendikanın, her konfederasyonun, her örgütün kendi örgütlü bulunduğu alanlara dönük kuşkusuz 1 Mayıs programları var. Bunları da süreç içerisinde sizlerle yine paylaşırız. Ama ortak etkinliklerin çerçevesi biraz önce basın toplantısında da metinde de ifade ettiğimiz gibi bu süreçte 1 Mayıs'ı birlikte örgütlediğimiz bütün kurumlarla ortak yapacağımız çalışmalar, ama tabii ki çalışmanın devam ettiği, üyelerimizin bulunduğu iş yerleri başta olmak üzere her örgütün kendi programları da olacak. Bunları da sizlerle paylaşacağız. Umut Gazetesi'nden Hüseyin, sesim anlaşılıyor mu? Evet, geliyor. Ya sembolik olarak şehirlerde 1 Mayıs günü 1 Mayıs kutlaması yapılacak mı? Peki yapılacaksa sokağa çıkma yasağı ilanında nasıl bir yöntem izlenecek? Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu konudaki ortak değerlendirmemiz 1 Mayıs günü tabii ki bu koşullara uygun bir biçimde, işte sosyal mesafe, fiziki mesafeyi koruyarak salgın koşullarının gerektirdiği biçimiyle sembolik kutlamalar yapmak yönünde. Bununla ilgili gerekli girişimleri başlattık. Netleştikçe sizlerle paylaşacağız, ama dileğimiz ve çabamız bu süreçte sembolik de olsa anmalarımızı, özellikle İstanbul için söylüyorum, gerçekleştireceğiz ve sembolik de olsa çok sınırlı sayıda arkadaşımızla birlikte 1 Mayıs etkinliklerini 1 Mayıs günü koşullar ne olursa olsun gerçekleştirebilmek ve bunun koşullarını yaratmak için gerekli girişimlere başladık. Başkanım, T4 Haber Güven. 1 Mayıs'ta Taksim'de bir çalışma olacak mı? Ya da bir anma gibi bir şey yapılacak mı? Onunla ilgili bir çalışmanız var mı? Teşekkürler. Biraz önce ifade etmeye çalıştım. İstanbul'da 1 Mayıs'ın merkezi Taksim'dir. Kazancı yokuşundaki anmamızı her koşulda gerçekleştireceğiz. 1 Mayıs günü de Taksim'de sembolik bir anma ve etkinlik yapmak için de girişimlere başladık. Bunun koşullarını yaratmaya çalışacağız. Herhalde başka soru yok değerli arkadaşlar. Kurum başkanlarımızdan söz almak isteyen varsa, eksik kalan bir şey varsa onu da tamamlayalım. Ondan sonra kapatalım toplantıyı. Yani genel hatlarıyla siz ifade ettiniz. Siz de basın emekçilerine katılımlarından dolayı kesin olarak teşekkür ediyoruz. Bekleyecek bir şey yok yani. Peki.